Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antik Mısır tarihini işleyeceğiz. Antik Mısır tarihini askeri, siyasi ve mitolojik olarak inceleyeceğiz. Kaçmaz Tarih kanalında. Dilerseniz Antik Mısır tarihine şu yazıyı okuyarak başlayalım. İnsanlığın ilk medeniyetlerinden Mu veya Atlantis kıtasının insanları Mısır, Nil'in ezoterik halkı. Mitoloji ile tarihi bağlayan medeniyet. İnsanların ilk coğrafi hareketleri. İnanca göre Mısırlılar Nil Deltası'na kayıp kıta Atlantis veya Mu'da yaşanan felaketler sonrası göç ettiği söyleniyor. Atlantis mitolojilerde veya eski kaynaklarda bahsedilen kayıp bir kıta. Bu iki kıtanın var olup olmadığı halen araştırma konusudur. Üstelik Maya halkı da bu felaketten göç ederek kurulduğu söyleniyor. Atlantis kıtasının var olduğu dönem M.Ö. 9000 olduğu söylenmektedir. Sokrates bile bu bilgilerden bahsetmektedir. Kur'an'da bu kıta Ad kavmi olarak geçmektedir. Bu göçten sonra Mısır tanrısı Tot, sonraki adıyla Hermes ve adamları Nil'e yerleşmiştir. Tot aynı zamanda yanında bir bilgi olan tanrı Osiris'i de getirmişti. Osiris, insanlara yardımıyla sevilen yardımsever bir tanrı olduğu için kral olan kardeşi Set onun namını kıskandı. Bir eğlencede onu yakalatıp sandığa kilitleyerek Nil Nehri'ne attı. Arkadaşlar, Antik Mısır tarihinin ilk izlerinde bir mitoloji efsanesi vardır. Bu mitolojik efsaneden sonra artık siyasi tarihe geçiş yapacağız. Set Osiris efsanesi mitoloji. Olayı duyan kız kardeşi Neptis, Set'in karısı ve tanrıça Isis aynı zamanda da kız kardeşiyle birlikte Biblos kıyılarında bulup geri getirdiler. Biblos bugünkü Lübnan'dadır. Kıskançlık krizi geçmeyen kral Set Osiris'i tekrar yakalatıp kız kardeşi Neptis'le Isis bulduğu için tekrar öldürtüp 14 parçaya bölerek tapınaklardaki kanallara atmıştır. Parçaları arayan Isis, kız kardeşi ve aynı zamanda eşi olan Neptis ve tanrı Anubis parçaları birleştirdiler ve Osiris dirilmiştir. Ardından tanrıça Isis'e hamile bırakmıştır ve tanrı Horus dünyaya gelmiştir. Osiris, oğlunu intikam için gizlice Nil kıyısını büyütmüştür. Ve Horus babasının intikamını sonraları Set'ten almıştır. Böylece Set mitolojik şeytani bir varlık olarak kalmıştır. Horus kral olmuştur. Bilgi, mumyalama Osiris'in dirilme mitolojik efsanesinden sonra Mısır kültürüne gelmiştir. Resim Horus ve Set'in savaşı. Soldaki Horus yenilen taraf Set, mızrağı tutan taraf Horus tanrısı. Horus'un tarafının kurduğu oyunlar, entrikalar, Isis'in farklı bir forma bürünerek Set'i kandırması ve Horus'un otoriter gücü sayesinde Set yenilmiştir ve evrensel tanrı Ra ve Atum Horus'u kral ilan etmiştir. Set şeytani bir varlık olarak kalmıştır. Fakat yılan canavar Apep'i öldürüp tanrılara hizmet etmiştir. Ek kategori Mısır'ın bazı mitolojik yaratıkları ve tanrıları. 100 üzerinde Mısır tanrısı vardır. Bunlar en ünlüleridir. Evrensel güneş tanrısı Ra, Horus, Amon, Ptah, Set ve Tot. Mısır'ın mitolojik yaratıkları yılan canavar Apep, Bennu kuşu, Griffin ve Ammit'tir. Hanedanlık dönemi öncesi dönem Mısır ve Nil Deltası insanları. Milattan önce 5500 civarlarında Nil Vadisi'ne yerleşen küçük kabileler, tarım, hayvan yetiştiriciliği, çömlekçilik, süs takıları ve kişisel kültürel gelişmelerle günümüze mesajlar bıraktılar. Yukarı Mısır bölgesinde yaşayan bu kabileler Badiri kültürü adı altında çömlekçilik yaparlar, taş ve bakır işlerlerdi. Yabani kuşları ve hayvanları evcilleştirirlerdi veya avlarlardı. Yukarı Mısır'da ayrıca
Armatyan ve Gerzan kültürleri çıkar ve teknolojik çalışmalar ilk kez başlar. Arkadaşlar yukarı Mısır bölgesi Nil'in kuzeyidir. Aşağı Mısır bölgesi Nil'in güneyidir ve firavunlar birçok kez, hatta ilk firavun bile aşağı ile yukarı Mısır'ı birleştirmiş, birleştirmeye çalışmıştır ve başarmışlardır. Armatyan ve Gerzan kültürleri çıkmıştır sonradan yukarı Mısır'da ve teknolojik çalışmalar ilk kez başlamıştır. Milattan önce 4000 yıllarında Nakada kültürü belirir. Bu kültürün başlamasındaki bazı aletlerin yapımında kullanılan obsidyen taşları Etiyopya'dan getirilmiştir. Arkadaşlar obsidyenden yapılan aletler daha keskin olur. Taşları daha kolay işlerlerdi insanlar o zamanlar. Hanedanlık öncesi dönemde son buluş Mısırlıların yazıyı kullanmaya başlamasıydı. Hiyeroglif yazısının ilk izlerine bıraktığı şekillenme dönemidir. Mısır'ın siyasi tarihine giriş. Mısır kralı Firavun Narmer, M.Ö. 3100 yılları arasında hüküm sürmüştür. Mısır'ın ilk hanedanlığını kurmuş, aşağı ile yukarı Mısır'ı birleştirmiştir. Aşağı Mısır'daki Manahur'da Horus'a tapılırdı. Kral Narmer, M.Ö. 3200'e doğru aşağı Mısır'ı kuşatarak Mısır'ı birleştiren ilk firavun olmuştur. Horus ise birinci tanrı kabul edilmiştir. Narmer'in Memphis kentini kurduğu öne sürülür. Tis şehrini Abydos yakınlarında kurmuştur ve başkent yapmıştır. Koruyucusu yılan tanrıçı Otodur. Döneminde tarım ve hayvancılığın ilerlediği Tinit dönemi başlamıştır. Arkadaşlar Memphis kenti ne kadar Narmer'in kurulduğu söylense de 2000 M.Ö. 2900 yıllarında kurulduğu biliniyor. Birinci Hanedanlık ve İkinci Hanedanlık dönemi arkaik dönemin başlangıcı. Birinci Hanedanlık dönemi kralları sırasıyla 1. Narmer M.Ö. 3100 M.Ö. 3050 yılları arasında hüküm sürmüştür. 2. Hor-Aha-Menes M.Ö. 3050 bilinmiyor. Bitiş tarihi bilinmiyor saltanatının. Nilometre'yi bulduğu öne sürülür Hor-Aha'nın. 3. Dijer 57 yıl. 4. Mernet Den'in naibi. 5. Dijet 6. Den 14-50 yıl arası. 7. Anecib 26 yıl. 8. Semerket 9 ila 18 yıl arası. 9. K.A. M.Ö. 2916 M.Ö. 2890 yılları arasında hüküm süren firavunlardır. Bu dönemde hiyeroglif yazısı daha da geliştirilmiştir. 2. Hanedanlık dönemi kralları sırasıyla 1. Hotep Sekemi 38 yıl, 2. Raneb Nebra 39 yıl, 3. Ninetşer 23 yıl, 4. Venek 8 yıl, 5. Senet 20 yıl, sonraki 2 veya 3 yönetici, 3 firavun, Mısır bilimcinin veya Maneto listesinde farklı geçmektedir. Mısır bilimci listesinde 6. Peripsen, 7. Sekemi Peremnat, Maneto listesinde ise 6 Karies, 7 Neperkeres, 8 ise Sesokris olarak geçmektedir. 8 veya 9 ise yani 2 listeyi de baz alırsak Otu Kasekemi 30 yıl hüküm sürmüştür ve 2. Hanedanlık dönemi kapanmıştır. 3. Hanedanın ilk dönemi eski krallık döneminin başlangıcı. 3. Hanedanın ilk kralı Zoser'di. Yaklaşık M.Ö. 2686, M.Ö. 2630 yıl tarihlerinde hüküm sürmüştür. Mimarı ve veziri ise İmhotep'tir. Mimarına kendi ismiyle anıldığı kademeli Zoser piramidini yaptırmıştır. Arkadaşlar İmhotep çok önemli bir kişiliktir Mısır tarihinde. İlk piramit şeklini düşünerek yaptıran mimarın ta kendisidir. O dönemde başkent yine Memphis'tir. İmhotep, Mısır geleneklerinin piri olarak anılmıştır. Daha sonrasında Mısır mitolojisinde İmhotep tanrı olarak kabul edilir. Mısır mimarlığına ilk zenginliği katan kişidir. Firavun Zoser'in ise Nübiye bölgesinin bir kısmını işgal ettiği ve Sina Yarımadası'na askeri seferler düzenlediği biliniyor. Ayrıca turkuaz ve bakır madenlerini çıkartmak için keşif ekipleri gönderdiği biliniyor.
O zamanlarda İmhotep'in papirüsten metinleri vardır. Arkadaşlar papirüsten metinleri vardır demiş ama normalde Mısır'da papirüsün kullanılma yılları M.Ö. 1900 yıllarındadır. Fakat böyle bir bilgi olduğu için bu bilginin doğru olup olmadığı belli değil ama yine de bu bilgiyi ben okudum, o yüzden ekleyeyim dedim. Doğru olup olmadığı bilmiyor. Üçüncü hanedanlık dönemi, ikinci firavunu yani Zoser'den sonraki firavun, 2 Sekemket M.Ö. 2648, M.Ö. 2643. Sekemket Zoser'in erkek kardeşi veya oğludur. Adına özel Sekemket piramidini yaptırmıştır. Sekemket zamanında bakır ve turkuaz kullanılabilir hale gelmiştir. Arkadaşlar her firavunun kendine özel piramit yaptırmıştır. Fakat icraatı çok olmayan firavunlara kendi piramidini yaptırdığı şeylerini, yazılarını koyuyorum. Bunun döneminde, Sekemket döneminde bakır ve turkuaz biliyorsunuz Zoser döneminde keşif ekipleri gönderilmişti. Sekemket döneminde artık kullanılabilir hale geliyor. Gelelim 3. Firavun Kaba, M.Ö. 2643, M.Ö. 2637 yılları arasında hüküm sürmüştür. Maden kaynakları için keşif seferleri düzenlemiştir yine selefleri gibi. 4 Huni, M.Ö. 2637, M.Ö. 2613, Katman piramidi ve kült basamaklı piramitler ile bağlantılı olduğu söyleniyor. Huni'nin her firavunun kendine özel horus adı vardır diye de bir bilgi ekledik. 4. Hanedanlık dönemi, 1. Sneferu, M.Ö. 2613, M.Ö. 2589, aşağı ile yukarı Mısır'ın birliğini güçlendirmiştir. Dediğim gibi her firavun yine de aşağı ile yukarı, yani aşağı ile yukarı Mısır'ın birleşmesine önem ve ilgi sarf etmiştir o şey için, iş için. 2. Kufu, Keops, 4. Hanedanlık dönemin 2. firavunu, M.Ö. 2589, M.Ö. 2566 yılları arasında hüküm sürmüştür. Genişleme politikası izlemiştir. Nubya ve Sinan'daki bazı yerleri ele geçirip askerleri oraya konuşlandırdığı bilinir. Tarihe geçen Keops piramidine halkı vergilendirip çoğunu çalıştırtarak yaptırmıştır. Ünlü bir piramit olduğu için. 3. Dijedefre, M.Ö. 2566, M.Ö. 2558, hiç icraatı olmayan firavunları, bilinmeyen firavunları, hiç icraatı bilinmeyen firavunları direkt böyle hüküm sürdüğü yılı yazarak geçiyorum. 4. 4. Firavun, Kafra, Kefren, M.Ö. 2558, M.Ö. 2532, Giza platosundaki en büyük ikinci piramidi, Sphinx'i ve şu ana kadar eski krallıktan günümüze kalmış olan tek tapınağı yaptırmıştır. 5. Mikerinos, M.Ö. 2532, M.Ö. 2503, Mikerinos döneminde Tanrıça Hathor'a adadığı Mikerinos piramidi ile Mısır eyaletlerinin birleşme olanağını güçlendirmiştir. 6. Şepses Kaf, M.Ö. 2503, M.Ö. 2498 yılları arasında hüküm sürmüştür. Şimdi 4. Hanedanlık dönemi bitti. 5. Hanedanlık dönemi başladı. Antik Mısır'ın 5. Hanedanlık dönemi başladı. 5. Hanedanlık döneminde süsleme sanatı da başlamıştır. Yapılara lotus ve palmiye başlıklı sütunlar eklenmiştir. 5. Hanedanlığın ilk firavunu Üzer Kaf, M.Ö. 2498, M.Ö. 2491, Üzer Kaf piramidi ve Morg tapınağı inşa ettirmiştir. Üzer Kaf döneminde Ege'deki devletler ile ticaret bağlantısı kurulmuştur. Kenan ve Doğu çölüne askeri sefer yapılmıştır. 2. firavun Savure, M.Ö. 2487, M.Ö. 2477.
Üçüncü firavun Neferirkara Kakai milattan önce 2477 milattan önce 2467 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Neferirkara birkaç özel idari yenilik getirmiştir. Döneminde kararname yapılmıştır. Mısır'ın ilk kararnamesi yapılmıştır. Bu arada her kral kendine özel bir piramit yaptırmıştır. Bunu önce bahsetmiştik bundan. Ra'ya bir tapınak yaptırmıştır. Morg tapınağı yaptırmıştır. Tekrar başka bir morg tapınağı yaptırmıştır. Ve Nubia ile ticari ilişkiler gerçekleştirmiştir. 4. Şepseskare Isi M.Ö. 2467 M.Ö. 2460 5. Neferefre M.Ö. 2460 M.Ö. 2453 6. Niuserre Ini M.Ö. 2453 M.Ö. 2422 yıllarında hüküm sürmüştür ve Ra kültürünü devam ettirdiği, Ra kültürünü baskın olarak uyguladığı bilinir bu firavunun. 7. firavun Menkaur Kayu M.Ö. 2422 ve M.Ö. 2414 Menkaur Güneş Tapınağı'nı inşa ettirmiştir. Ünlü Menkaur Güneş Tapınağı'nı inşa ettirmiştir. Söyleyemedim, pardon. 5. Hanedanlık Döneminin Sonları. Menkaur Kayu'nun, yani 7. firavunun diğer icraatlarından biri ise Dijetkare ve selefleri Dijetkare ve Nuisarre firavunları kendilerine taş ocağı yaptırdıkları için halefleri Kayu kendisine de taş ocağı açtırmıştır. Biblioslular ile ekonomik, diplomatik ilişkilere yoğunlaşmıştır. Biliyorsunuz Biblioslular da Limnan'dadır. Nubya ile iyi ilişkilerde bulunmuştur. 8. firavun Dijetkare İsesi M.Ö. 2414 M.Ö. 2375 döneminde 6 vezir atanmıştır. Anadolu'daki Levant ile ticaret yapılmıştır. Lübnan'daki Biblioslar ile ticaret tekrardan devam ettirilmiştir. Doğu'da Kenan'dakilere cezalandırıcı baskınlar düzenlenmiştir. 9. firavun Unas M.Ö. 2375 M.Ö. 2345 Biblos ticareti devam ettirilmiştir hale seleflerinin yaptığı gibi. Kenanlı göçebe kabile Şaşurlulara saldırılar düzenlenmiştir ve Nubya ticareti yine devam ettirilmiştir. Arkadaşlar buradan da görmüş oluyoruz ki Mısır, Antik Mısır hanedanlıkları çevresindeki uygarlıklara ve çevresindeki kabilelere göre çok baskın bir güç olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Yani ona şu an karşı çıkacak güçlü bir devlet yok şu anlık. O yüzden girdiği her sefere, yaptığı her seferde bir başarı elde ediyor şu an Antik Mısır. 6. Hanedanlık dönemi, 5. Hanedanlık dönemi bitti ve 6. Hanedanlık dönemi başladı. Hala şu an eski krallık dönemindeyiz. 1. Teti M.Ö. 2345, M.Ö. 2333. 2. Firavun Uzerkare M.Ö. 2333, M.Ö. 2332. 3. Firavun 1. Pepi Meri ile M.Ö. 2332, M.Ö. 2283 yılları arasında hüküm sürmüştür. Tanrıça Hathor'un oğlu olduğunu iddia etmiştir. Pepi, önceki firavunlara göre daha fazla anıt yaptırmıştır. Birçok tapınak inşa ettirmiştir. Abydos'ta Şapel, Pepi piramidi, Morg tapınağı ve nekropolis yaptırmıştır. Nekropolis dediğimiz şey ise içinde birçok tapınak ve piramidin bulunduğu, farklı farklı piramidin bulunduğu büyük bir yapıdır. Nekropolis. Nubya'ya haberciler gönderildi onun döneminde. Daha sonra askeri sefer düzenlendi ve sonunda Firavun'a sunulmak üzere ganimet ve mal Mısır'a getirilmiştir.
Mısır'ın kuzeydoğusuna Pepi, Sina ve Güney Kenan'ın kum sakinlerine yani kabilelerine en az 5 kere askeri sefer düzenlemiştir. Ve sonunda Firavun'a sunulmak üzere ganimet ve mal tekrardan Mısır'a getirilmiştir. Şu an çok bir bolca bir kazanç elde etmiştir Mısır bu dönemde. Nubyalı paralı asker alınmıştır. Ganimetin bedeli olarak Nubyalı paralı asker alınmıştır Mısır ordusuna. Sami halkını ve Bedevileri püskürtmek için sefer düzenlemişlerdir. Sami halkı ileride Akat İmparatorluğunu kuracak olan kavimdir. Doğudaki Araplara, bu Bedeviler ve Sami halkları biliyorsunuz Araptır. Mısır'da yani Mısırlı Araplardan ve Kıptilerden oluşur. Birbirleriyle çekişme içerisindelermiş o dönemler. 4. Firavun Menenre 1. Yemsaf döneminde ise M.Ö. 2283 M.Ö. 2272 döneminde ise sığırlar ne kadar sığır bolsa bir yerde bir eyalette o kadar çok az vergi ödermiş halk. O dönem sığır Yemsaf döneminde sığırlar çok önemliymiş. Vergileri etkilermiş. 5. Firavun Pepi 2. Pepi Neferkare M.Ö. 2278 M.Ö. 2184 6. Firavun Menenre Nemtiyemsaf yani 2. Nemtiyemsaf M.Ö. 2184 yılları arasında hüküm sürmüştür. Yunan tarihçi Herodot'un tarihi eserinde bir Mısır kraliçesi Nikrotis'in kardeşini ve kocasını ikinci Nemtiyesaf olduğu iddia edilen bir karabalık tarafından öldürülmesinin intikamını onları topladığı bir ziyafet sırasında tüm katillerini boğarak aldığı bir efsaneyi kaydetmiştir. Bu da ikinci Nemtiyemsaf firavunu hakkında başka bir efsanedir. Ve böylece o firavunla birlikte 5. hanedanlık, 6. hanedanlık dönemi sona ermiştir. Eski krallık döneminin sonu ve 1. ara döneme giriş. Alttaki şeyi görüyor musunuz? Sağ altta bir şey yazıyor. Anadolu'da bulunan hiyeroglif yazısı diye. Bunun ne demek? Onu da söyleyeyim. Mısır kültürü daha çok Anadolu'dakiler ve Yunanlarla hatırlıyorsanız 5. Hanedanlık döneminde Ege'deki devletlerle ticari ilişkiler vardı. Döneminde çok iyi ilişkiler içerisinde Anadolu'da. Böylece Anadolu'ya bıraktığı etkileri de görebiliyoruz. Bakın hiyeroglif yazısı bulunmuş Anadolu'da. Ve eski krallık dönemi sona ermiştir. Birinci ana dönem sonraki 5 hanedanı kapsar arkadaşlar. Bu videomuzda Antik Mısır tarihinin birinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Kaçmaz Tarih kanalını izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.